Çok özlemişim seni. Ya ne yapıyorsun herkesin ortasında? Ne ya? Merhaba öpücüğü veremez miyim? Hadi gel seni arkadaşını tanıştırayım. Hadi. Aylin Hanım. Tanıştırayım sizi. Doktorum Aylin Hanım. Arkadaşım bahsetmiştim ya, Serdar. Memnun oldum. Ben de. Biliyor musun Serdar, Aylin Hanım da Londra'dan geliyor. Meslektaşsınız. Öyle mi? Hadi oturalım bir çay içelim. Ay ya da bir şey söyleyeceğim. Serdar bizim kafeye mi gitsek? Öğrenci yıllarımızdaki gibi bir sürü anımız var bizim orada. Bence Aylin Hanım da çok sever. Orada içeriz çayları, ne dersiniz? Dönüş bugün gitmesek. Ya ben öyle bir ayaküstü sana bir merhaba demek istedim sadece. Annemi görmem gerekiyor zaten. Hadi gel seni eve bırakayım ben. Sizi de Aylin Hanım isterseniz evinize bırakabiliriz. Gerek yok. Olur mu öyle şey? Serdar önce beni bıraksın, sonra siz de bırakır kaldığınız yere. Yabancısınız buralara. Hadi. Ben böyle ineyim. Aylin Hanım, çok keyifli bir gündü benim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Benim için de çok keyifliydi Dönüş. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Serdar, ben çok mutluyum. Seninle yeniden göz göze, el ele olabildiğimiz için. Yıllardır bu anın o kadar çok hayalini kurdum ki, neredeyse sevineceğim hasta oldum diye. Hayat bizi tekrardan bir araya getirdi diye. Seni hep böyle mutlu göreceğim. Tamam mı? Serdar, ben bir daha senden hiç ayrılmak istemiyorum. Dönüş. Hı. Bak evinizin önündeyiz şimdi, bir gören olacak. Görsünler. Neden korkuyorsun ki, babamdan mı? Seni kaçırırım diyordun. Hatırlıyor musun? Hadi git sen. Öne gelir misin? Dönüş'ün eski sevgilin olduğunu bilseydim kalkıp ta buralara kadar gelmezdim. Aylin lütfen. Lütfen. Dosyası önüme gelince, adını görünce anladım. Zaten ablasına da başka bir doktor bulmasını söyledim, merak etme yani. Kısa süre kalacağım burada. Kendimi iki yüzlü, böyle berbat biriymişim gibi hissediyorum. Ya ben bu akşam Dönüş'le baş başa konuşup senden bahsedecektim. Bitmek üzere olan evliliğimizden. Keşke önce benimle konuşsaydın. Konuştuk ya Aylin. Eski sevgilimi unutamıyorum, onun yanına dönüyorum demedin ki sen. Senden ayrılmak istiyorum dedin sadece. Bizim ayrılığımızın Dönüş'te hiçbir ilgisi yok. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Buraya gelince eski aşkın alevlendi. Geldiğim için de suçlu ben oldum, öyle mi?
Şu an dönüşe karşı dürüst olma şansımı tamamen elimden aldın. Ya kızın durumu ortadayken ben şimdi bu gerçeği ona nasıl açıklayacağım? Nasıl güvenecek, sana kendini nasıl teslim edecek tedavi için? Hastamla özel hayatımı ayıracak kadar profesyonelim. Endişen olmasın. Ayrıca bu ayrılık kararını sen tek başına aldın. Birlikte karar vermedik. Buna rağmen evliliğimizi kurtarmak için evlilik danışmanına gittik. Sürecimiz bu yani. Bence bunu da bir netleşelim de.